Merhaba, Fethullah Gülen ve Cemaat Gerçeği yayın dizisinin 5. ve son bölümünde başlığı Cemaati Kim, Niçin Destekledi başlığıyla size sunmak istiyorum. Bunu yaparken bir anlamda Fethullah Gülen cemaatinin 40 yılı aşkın tarihini de anlatmak istiyorum. Çünkü bu cemaatin tarihi kendi güçlenmesine paralel olarak aynı zamanda bütün bu süreç boyunca, 40 yılı aşkın süreç boyunca değişik kesimlerden, içeriden ve dışarıdan aldığı destekler önemli. Yani her dönem Fethullah Gülen cemaatinin kendi gücüne ek olarak başka güçlerle de başka güçlerin katkılarını almasını görüyoruz. Şimdi öncelikle 1970'lerin başlarında Erzurumlu bir Nurcu kökenli bir vaiz olan Fethullah Gülen'in İzmir'de örgütlenmeye başladığını görüyoruz. Daha önce 1971'de 12 Mart askeri darbesinde içeri giriyor. Kısa bir süre hapis yatıyor. Daha sonra Nurculuk hareketinden ayrılıp kendi ayrı örgütlenmesini kurmaya giriyor. Bir grup genç öğrencisiyle beraber, ya daha doğrusu kendisi ayrılıyor ve öğrencilerini eğitmeye başlıyor. O tarihte Fethullah Gülen'in etrafında çok az sayıda insan var. Bunlar bir takım iş adamları, yerel iş adamları, bazı öğrenciler. Siyasi olarak baktığımızda ise ilginç bir olay var. Fethullah Gülen ilk ortaya çıkışında o dönemin Milli Selamet Partisi, yani Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Milli Görüş Hareketi ile iyi bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de çok açık. Çünkü Nurculuk Hareketi öteden beri Demokrat Parti, Adalet Partisi geleneğini destekliyor ve Milli Nizam Partisi, ardından Milli Selamet Partisi ile Erbakan tüm İslami camiaları kendi etrafında toparlamak istiyor. Önündeki en önemli engellerden birisi de Nurculuk. Nurcuların içerisinden küçük bir grubu kendi yanına çekmeyi başarabilmiş Erbakan ve bu anlamda Nurculuğun içerisinden yaşanan bu kopma Erbakan ve çevresinin hoşuna gidiyor ve kısa bir dönem Fethullah Gülen'in Erbakan çevresiyle bir teması olduğunu görüyoruz. Ama bu çok kısa sürüyor. Daha sonra Fethullah Gülen daha çok kendi yağıyla kavruluyor. Ama adım adım girişiyor ve eğitimi daha ilk andan itibaren eğitim kurumlarını öne çıkartıyor. Ve o tarihte tek bir tane yasal kuruluşu var, onu biliyoruz. Türkiye Öğretmenler Vakfı ve o vakfın çıkarttığı Sızıntı Dergisi var. Onun dışında Gülen cemaatinin bir cemaat olarak varlığını gösteren hiçbir şey yok. Bir de tabii Fethullah Gülen'in vaazları ve vaaz kasetleri, o zamanlar videoyla çoğaltılan kasetler. Onun dışında Fethullah Gülen'in görüntüsü de pek yok. Meşhur olduğu zaman, 80'ler sonrasında meşhur olduğu zaman Fethullah Gülen'in görüntüsü olarak vaaz kasetlerinden alınmış görüntüler kullanıldı uzun bir süre. Fethullah Gülen adı var ama görünmez birisiydi. 12 Eylül darbesi olduğunda Fethullah Gülen de darbenin arananlar listesinde. 12 Mart'tan da zaten bir şey olduğu için, sicili olduğu için. Ancak daha önceki bir yayınımızda da bahsettik. Fethullah Gülen 12 Eylül'de hiçbir şey olmuyor. Tam tersine 12 Eylül'le işbirliği yapıyor. O tarihte 12 Eylül cuntasının temel meselesi bir tarafta sol hareketler, devrimci hareketler, bir tarafta ülkücü hareketler, MHP, bunlar cezaevine konuluyor. Bir tarafta da az da olsa Milli Selamet Partisi, Erbakan ve İran devrimiyle yakın zamanda olmuş İran devriminden etkilenmiş küçük gruplar. Onun dışında şunu biliyoruz, 12 Eylül hareketi, 12 Eylül cuntası, Süleymancılık gibi Nurculuğun değişik kolları, Süleymancılığı ve Nurculuğun birçok kollarını, bazı yerel tarikatları kendilerine dokunmamak kaydıyla yanına çekmeyi bildi. Bunlar da zaten büyük ölçüde antikomünist oldukları için 12 Eylül darbesini komünizme karşı bir darbe olarak, esas olarak gördükleri için ona destek vermekten hiç çekinmediler. Bunlardan birisi de Fethullah Gülen'dir. Üçüncü bölümde bu konuda çok ayrıntılı alıntılarla anlatmıştım. Bu 12 Eylül'den sonra ANAP iktidarı ve Turgut Özal'la beraber Fethullah Gülen'in yavaş yavaş devlete
yaklaştığını görüyoruz. Sivil siyasetle de ilişkiler geliştirdiğini görüyoruz. Ama en büyük yükselişi 90'ların başında Refah Partisi'nin, Erbakan'ın ve 94 yerel seçimiyle beraber İstanbul'u, Ankara'yı, İstanbul'da Tayyip Erdoğan, Ankara'da Melih Gökçek alması ve Türkiye'de tam bir şokun yaşanmasıyla beraber, yani İslamcılığın yükselmesine paralel olarak Fethullah Gülen de yükseldi. Ama nasıl yükseldi? Fethullah Gülen Refah Partisi'nin alternatifi olarak kendini koydu. Yani Refah Partisi'ni radikal, sert bir parti olarak gösterip kendisini onun karşısında ılımlı bir parti, ılımlı bir pardon, İslam yorumu olarak gösterdi. Ve bu bayağı başarılı oldu. O tarihlerde ben Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum ve Milliyet Gazetesi'nde o dönüşümü çok net bir şekilde görme imkanım olmuştu. Düne kadar gerici, irticacı dedikleri insanları, Gülen hareketini, Fethullah Gülen'in kendisini birdenbire kurtarıcı olarak görmeye başlayan çok sayıda iş adamı, üst düzey siyasetçi, değişik partilerden siyasetçi ve Türkiye'deki ana akım medya çok net bir şekilde Fethullah Gülen'i, ki o tarihte Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı kurulmuştu ve Fethullah Gülen artık insan içine çıkıyordu. Fethullah Gülen cemaatinin temsilcileri toplumun değişik kesimlerine gidiyorlardı ve ne yapıyorlardı? Hoşgörü kavramını kullanıyorlardı, dinler arası diyalog kavramını kullanıyorlardı, toplumsal uzlaşma kavramlarını kullanıyorlardı. Aslında bütün bunlarla beraber bir taraftan da Refah Partisi'nin temsil ettiği sert İslamcılığa karşı yumuşak bir İslam'ı kullanıyorlardı. Bu aldatıcı bir şeydi ama birçok kişi aldanmaya razıydı. Çünkü Refah Partisi'nden o kadar korkuyorlardı ve Refah Partisi'ne özellikle de Erbakan'a ulaşmaları o kadar zordu ki Fethullah Gülen gibi ve onun temsilcileri gibi ulaşma sorunu olmayan, kendi ayaklarıyla gelen insanlarla çok ilişki kurdular. Burada bir anımı anlatmak isterim. Geçenlerde kaybettiğimiz Hakkı Devrim Radikal Gazetesi'nde en popüler dönemleriydi Hakkı Devrim'in. Geniş bir köşesi vardı ve orada sürekli çok dikkat çeken yazılar yazardı. Ben de Milliyet Gazetesi'ndeydim ve aynı binadaydık. Sık sık karşılaşırdık. Bir gün beni telefondan aradı, gazetede yokken ben. Benle konuşmak istediğini söyledi ve ben de gazeteye gidince kendisinin odasında ziyaret ettim. Bana dedi ki, ya nedir bu Fethullah Hoca, bana bunu anlatır mısın? Çünkü şöyle bir şey olmuş, çok iyi hatırlıyorum. Gazete, Milliyet Gazetesi ama sadece Milliyet değil, diğer gazetelerde, Hürriyet, Sabah, o günlerin bütün merkez gazetelerinde, televizyonlarında bir Fethullah Gülen'i sevme kuyruğu oluşmuştu. Hakkında herkes yazılar yazıyordu. Fethullah Gülen'in düzenlediği, cemaatin düzenlediği kahvaltılara, toplantılara, gruplar halinde gidiyorlardı. İsimleri biliyoruz, büyük yazarlar vesaire. Ve herkes Fethullah Gülen'in ne kadar iyi, ne kadar ılımlı, ne kadar olumlu olduğunu yazıyordu. Ve Hakkı Devrim'den de yazı yazması istenmiş. Ama kendisi bu konuda şüpheleri olduğu için ve benim de bu konuyu bildiğimi düşündüğü için beni davet etti, konuştuk. Ben ona bugün size ne söylüyorsam o gün de ona onu söyledim. Fethullah Gülen'in göründüğü gibi birisi olmadığını, devlete sızmak istediğini, şu anda Refah Partisi'ne karşı ılımlı görünebileceğini ama tamamen kapalı bir yapı olduğunu, şeffaf olmadığını, dolayısıyla gösterdiği cemaat ve gösterdiği kendisiyle gerçek cemaat ve gerçek kendisi arasında fark olduğunu, dolayısıyla bir Refah Partisi gibi siyasi partiler kanununa göre kurulmuş, üye sayısı belli olan, bütçesi belli olan neyse denetlenebilir bir yapıyla Fethullah Gülen cemaati gibi kaç kişi olduğu, ne yaptığı, nerede yaptığı, nasıl yaptığı, mali kaynakların ne olduğu bilinmeyen bir yapıyı karşılaştırmanın çok da mantıklı olmadığını anlatmaya çalıştım. Hiç unutmuyorum, rahmetli Hakkı Devrim o zaman tamam dedi, ben o zaman bu konuda hiçbir şey yazmayayım. Yani aleyhine yazmak durumunda değildi. O tarihte ilginçtir. Belli bir tarihte, bu dediğim 95 falan öyle bir tarih olması lazım. 95-96. Büyük medyada Fethullah Gülen aleyhine yazı yazmak zordu. Gerçekten çok zordu. Çünkü esas düşman
Refah Partisi idi, bir takım radikal yapılardı. Dolayısıyla Fethullah Gülen bir tür kurtarıcı olarak görüldü. Türkiye'yi yönetenler tarafından ya da Türkiye'yi yönetenlerin etrafında kümelenmiş elitler tarafından. Ve cemaat de bunu çok iyi kullandı. O tarihte cemaatin ve Fethullah Gülen'in Süleyman Demirel'le, Alparslan Türkeş'le, Tansu Çiller'le ve Bülent Ecevit'le çok iyi ilişkileri olduğunu, onlarla düzenli olarak görüştüğünü biliyoruz. Bir tek Erbakan'la ilişkileri yok gibiydi. Galiba bir tane mi ne fotoğrafı var, çok emin değilim şimdi. Yok gibiydi. O da zaten özel olarak böyle bir pozisyon alıyordu. Zaten öte yandan da Erbakan ve kurmayları da kendisine asla güvenmiyorlardı. Böyle bir olay vardı. Şimdi bu olayın bir tarafı. Olayın bir tarafında Fethullah Gülen 90'lı yılların ortasından itibaren Türkiye'deki establishment'ın, Türkiye'deki hakim sınıfın bir tür kurtarıcısı olarak duruyordu. Öte yandan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın faaliyetleriyle Türkiye'de bir takım liberal, sağdan ve soldan liberal, arayış içerisindeki ve mevcut yapıdan çok da memnun olmayan insanlar için de bir cazibe merkezi oldu. Özellikle Abant toplantılarıyla beraber oralarda çok sayıda insan katıldı, etti, tartışmalar, gerçekten sahiden ciddi tartışmalar yapıldı. Yani hakkını vermek lazım. Abant toplantıları çoğunu izledim gazeteci olarak. Oradaki tartışmalar sahiciydi. Hatta tartışmaları yönetenlerin büyük bir kısmı zaten cemaatçi de değildi. Cemaat bunun organizasyonunu ne yapıyordu? Bu platformu sağlıyordu. Orada çok temel konular tartışılıyordu. Ama cemaatin buradan kazancı bir kere ilişki ağını genişletiyordu. İkincisi kendisinin sivilliğini, sivil bir kimlik inşa ediyordu kendisine. Ve bu cemaat için çok kuvvetli bir sermaye oldu. Abant toplantılarına gelenlerin içerisinde çok sayıda isim var. Onların bazıları şu anda AKP iktidarında çok önemli yerlerdeler. Bazıları başka partideler. Çok sayıda seçkin ismin katıldığı bir şeydi. Daha sonra biliyorsunuz Abant toplantılarını yurt dışına da taşıdılar. Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire de Abant toplantıları yaptılar ve Türkiye'den götürdükleri bir takım aydınlarla o ülkenin aydınlarını bir araya getirdiler ve bu anlamda Fethullah Gülen ve cemaati Türkiye'deki siyasi entelektüel tartışmalarda önemli bir odak haline geldi. Ve insanlar orada bayağı bir buna destek verdiler ve Fethullah Gülen hakkında tamamen iyi imajlara sahip oldular. Çünkü orada düzenlenen şeyler tamamen çoğulcu bir tartışma atmosferiydi. Bir diğer husus Fethullah Gülen ve cemaatinin yurt dışındaki okulları meselesi tabii. O okullarda da özellikle Türk milliyetçiliğine yakın insanlar için bu okullar, Orta Asya'da öncelikle açılan okullar ve diğer yerlerde Türkiye'nin bir tür Türkçenin ve Türkiye'nin temsilcisi olarak görüldü ve cemaat bunu çok ciddi bir şekilde kullandı. Okullar ve yurt dışı faaliyetleri cemaatin daha fazla destek almasını sağlayan şeyler oldular, faaliyetler oldular. Tabii cemaat giderek büyüyor, çok güçlü bir medyaya sahip oldu adım adım ama unutmayın, cemaatin ilk yıllarında cemaat sızıntıdan başka hiçbir şey yoktu. Cemaat üyelerinin başka gazetelere kitapları okumasına izin verilmiyordu. Tamamen kapalı bir yapıydı. Daha sonra önce Zaman Gazetesi'ni satın alarak ve adım adım bir medya imparatorluğuna, ki şu anda hiçbirisi ellerinde değil biliyorsunuz, medya imparatorluğuna dönüştü. Ve medya üzerinden de cemaatin kendine yeni destekçiler bulduğunu gördük. Mesela o medyada promote edilen, yani öne çıkarılan kişiler oldu, yerin dibine batırılan kişiler oldu. O medyada yazı yazma imkanı tanınan kişiler oldu. Farklı kesimlerden insanlar, gayrimüslimler de dahil, buralarda yazı yazar oldular ve yeni destekçiler aldı. Ve bu medyada cemaatin dışa açılmasının bir aracı oldu, çok ciddi bir aracı oldu. Vakıf, okullar ve medya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında AKP'nin cemaatle belli bir mesafede olduğunu görüyoruz. Çünkü bu
demin anlattığım Milli Görüş Hareketi'nin cemaatin Milli Görüş Hareketi'ne güvenmemesiyle ilgili bir şey. Ancak AKP esas tehdidin ordudan ve orduya destek veren kesimlerden geleceği düşüncesiyle tabii ki cemaatin önünü açtı. Örneğin yurt dışındaki okullara yönelik Türk diplomatlarının, diplomatik temsilciliklerinin ambargosunu kaldırdı bir talimatla. Artık yurt dışındaki Türk temsilcilikleri cemaatin oradaki okullarıyla ve diğer faaliyetleriyle ilişki kurmaya başladılar. Bu önemli. Devletin içerisindeki kadrolaşma zaten cemaatin ciddi bir şekilde kadrolaştığı biliniyordu. AKP iktidarında bu daha da arttı. AKP bunun önünü sonuna kadar açmasa bile araladı. Yani kimseyi cemaatçi olduğu için önünü kesmedi. Daha sonra 2007'den sonra o meşhur yeni E-Muhtıra ile beraber asker AKP'yi doğrudan tehdit ettiği andan itibaren kurulan ittifakta AKP cemaat ittifakında doğrudan istihdam yoluna gidildi. Özellikle yargıda, emniyette ciddi bir şekilde cemaatin önü açıldı ve öyle bir şey oldu ki belli bir yerden sonra AKP'li bakanların neredeyse hepsinin, abartıyorum evet ama büyük bir çoğunluğunun basın danışmanları mesela cemaatin yayın organlarında çalışan kişiler oldu. TRT'nin ve diğer kurumların önde gelen yerlerine cemaatten insanlar yerleştirildi. Maliye Bakanlığı vesaire, her türlü Milli Eğitim Bakanlığı, birçok yerde insanların ayakları kaydırıldı. Yerlerine cemaatten insanlar geldi. Genellikle bu ayaktan kaydırma olaylarını da cemaat kendisi yaptı. Cemaat çünkü biliyoruz devlet içerisinde örgütlenmenin yolu bir sızma. Gerekirse sınav sorumlularını edinerek ya da o elit okullarda özel olarak çocukları buralara yerleştirerek devlete sızma. Ondan sonra devlete sızdıktan sonra da bu kendi elemanların önünü açmak için her türlü yola başvurma ve bu yollardan en önde geleni de kumpas. Yani şimdi Ergenekon, Balyoz vesaire gibi davalarda gündeme gelen kumpas olaylarından önce bürokrasinin değişik yerlerinde cemaate bağlı kadrolar tarafından çok sayıda, özellikle emniyette ve yargıda çok sayıda kumpas olayı olduğu söylenir. Sahte ihbar mektupları vesaireler, sahte gizli tanıklarla yapılan şeyler. Dolayısıyla 2007 sonrasında cemaatin altın yılları yaşanıyor. AKP ile beraber askere karşı birlikte yürütülen bir savaş ve cemaatin önü sonuna kadar açılıyor. O tarihe kadar ilginç bir şey vardı. AKP ile cemaatin ilişkileri kötü değildi ama Tayyip Erdoğan'ın cemaatle arasında hep bir mesafe vardı. Bir tarihte ben o sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da gazetecilik yaparken Zaman Gazetesi'nde şimdi isim vermek istemiyorum, isim verirsem başka bir spekülasyonlara yol açar ama birilerinin yazısından hareketle, yazıların arkeolojik kazısını yaparak diyelim, dikkatli okumayla orada doğrudan Tayyip Erdoğan'a, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a yönelik çok sert eleştiriler olduğunu gördüm. Çok sert bir şekilde eleştiriler vardı. Ve Tayyip Erdoğan özellikle adı verilmeden ama tarif edilerek mesela dünyanın dört bir tarafına gidiyor Tayyip Erdoğan. Biliyorsunuz başbakanlığı döneminde de ve cumhurbaşkanlığı döneminde de çok sık dış ziyaret yapar. Hiçbir zaman çağrılmasına rağmen Türk okullarını ziyaret etmiyor. Bu da cemaat tarafından kaydediliyor. O yazılardan onu anlıyorduk gibi örnekler vardı. Buna karşılık başka bir takım isimleri tam tersi pozisyon takındığı yazılıyordu. Ben bunun üzerine bu okumalardan hareketle bir yazı yazdım. Vatan Gazetesi'ndeydim o sırada. Yanılmıyorsam manşet ya da manşet altı oldu. Cemaatle hükümetin arası açık gibi bir şey yazdım. Cemaatten yazıyı yazan kişi dahil olmak üzere bir takım insanlar beni konfirme ettiler. Benim gerçekten verilmek istenen mesajı doğru okuduğumu söylediler ve sonradan kendileriyle konuşarak bunun detaylarını aldım. Ama hiç unutmuyorum o sırada Başbakanın basın danışmanı Akif Bekir'di. Akif beni aradı ve dedi ki bu kesinlikle doğru değil vesaire vesaire. Çok rahatsız oldular böyle bir haber yapılmasından. Yani şöyle bir olay vardı o tarihte. Hükümet, özellikle Başbakan Erdoğan cemaate güvenmiyor ama cemaati de çok uzakta tutmak istemiyor. Yani
yan yana olmak ama kol kola olmamak gibi tarif edebiliriz. Daha sonra bunu bir şekilde telafi ettiler ve Başbakan Erdoğan da cemaat faaliyetlerine gider oldu. Özellikle Türkçe olimpiyatlarına gitmeye başladı. AKP ile işbirliği yaptığı tarihte cemaatin tabii ki tek destekçisi AKP olmadı. O tarihte hatırlanacaktır. Taraf gazetesi vesaire Ergenekon sürecinde bir yığın destekçisi oldu. Şimdi onların büyük bir çoğunluğu pişman gibi davranıyorlar. Daha doğrusu sanki hiç böyle bir şey yapmamışlar gibi cemaat düşmanı pozisyonlar alıyorlar. Ama o tarihte çok sayıda insan cemaatle birlikte hareket etti. Cemaatin her dediğine inandı. Cemaat tarafından üretildiği belli olan bir takım belgelere, bilgilere vesairelere tereddütsüz atladı ve hiçbir zaman bunun niye böyle yapıldığını sorgulamadı. Bu noktada bir örnek vereyim. Mesela darbe günlükleri Nokta dergisinde Alper Görmüş'ün hazırladığı darbe günlükleri kapağı, başına bir yığın iş geldi vesaire biliyorsunuz. O tarihte geçmişte Nokta dergisinde ilk halinde beraber çalıştığımız ve tanıştığım için bir yazıda bunun bir gazetecilik başarısı olduğunu takdir ettikten ve Alper Görmüş'ü tebrik ettikten sonra şunu söylemiştim. Ancak bu darbe günlükleri kadar önemli olan, bunu yayınlamak kadar önemli olan bir başka yayıncılık faaliyeti, gazetecilik faaliyeti, bu belgeleri kim niye veriyor, yayınlanmasını istiyor, bunu da kurcalamak lazım. Hiçbir zaman bu yapılmadı. Cemaat işte askeri vesayete karşı mücadele ediyor denerek onun her söylediği tartışmasız kabul edildi. Bu işte liberallik, demokrasi, darbe karşıtlığı vesaire adıyla yapıldı. Ama bunun yanında diyelim ki siz ya ama biliyor musunuz bu cemaat gizli gizli orduda örgütleniyor dediğiniz zaman size ya inanmadılar ya da ordu bütün devletin, ülkenin ordusu, her isteyen girebilir, ne var bunda dediler. Ama bunun bir örgütlü sızma olduğunu söylediğiniz zaman en kötü ihtimalle şunu dediler. Kemalistler olacağını onlar olsun, ne olacak demeye kadar vardırdılar. Cemaat bu süre içerisinde bu destekleriyle beraber hoyratça her önüne gelen şeyi yaptı, daha doğrusu yapabileceğini sandı. İnsanları bir yapılan şeylerin yanlış olduğuna, cemaat tarafından yapıldığına vesaire ikna etmek mümkün değildi. Yine bir olay anlatmak istiyorum. Yaşadığım bir olay. NTV'de çalışırken Mirgün Cabas'ın haberleri sunduğu bir dönemdi. Bu 2007 öncesi olan bir dönemden bahsediyorum. Bir telefon dinleme olayı vardı. Hangi olay hatırlamıyorum ama Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olmasından önceki dönemler olabilir. Bir telefon dinleme olayı vardı. Bayağı bir gündem olmuştu ve ben de NTV'de siyasi danışman olarak yorum yapan bir isimdim o tarihte. Hiç unutmuyorum, Beşiktaş iskelesinin oralarda bir yerdeydim. Telefonla aradılar, dediler olayı biliyor musun? Biliyordum tabii ki. Kim yapmıştır dediler. Ben de hiç telefonsuz. Tabii ki cemaat yapmıştır dedim. O zaman yayın yapacağız, sen orada telefonla bağlantı yapalım falan dediler. Ben de telefonda Mürgün sordu. Ben de bunun hiç tartışmasız bir şekilde cemaat tarafından yapılmış olması gerektiğini, çünkü cemaatin böyle bir sicili olduğunu vesaire vesaire anlattım. Telefonu kapattım. Kapatır kapatmaz bir abim diyebileceğim, bence yaşça büyük, liberal, soldan gelme birisi beni aradı. Anında, yani yayın bittikten bir dakika. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Nereden biliyorsun? Kanıtın ne? Şimdi cemaatçilerin en çok söylediği şeylerden birisi. Anlatamıyorsunuz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde hani kültür olarak vesaire her açıdan yakın olan, yıllardır birbirimizi tanıdığımız bir insan bana hiçbir şekilde benim bu süre içerisindeki cemaatle ilgili deneyimim, gazetecilik faaliyetim vesaire bütün bunları hiçbir şekilde umursamayıp kayıtsız şartsız bir şekilde cemaate kefil olmuştu. Şunu söylüyordu, asla yapmazlar, niye yapsınlar diyordu. Şu anda hala öyle mi diyor? Galiba öyle diyor. Bir cemaatin böyle bir Fethullahçıların ve cemaatin böyle bir efsunlama gücü var. İnsanları efsunlama gücü var. Onu söyleyeyim. Toparlayacak olursak, pardon, bir de AKP ile savaş yıllarında özellikle dershane krizi ve 17-25 Aralık'la beraber
Cemaatin destekçileri, bir kısmı biliyorsunuz 2007 sonrasında Taraf Gazetesi vesaire etrafında cemaatle beraber hareket edenlerin neredeyse yarısı hükümetçi oldu. Tayyip Erdoğan'cı oldu. Bir yarısı da Tayyip Erdoğan düşmanı oldu. Ortadan ikiye ayrıldılar. Mesela geçenlerde açılan balyoz davası, daha doğrusu balyoz kumpası davası diyelim. Orada yargılanan isimler, düne kadar beraber hareket eden isimlerin neredeyse hiçbiri birbirine selam bile vermiyor. Böyle bir durumdayız. Şimdi ne oldu? Belli bir süreden itibaren de cemaatin destekçileri kimler oldu? Tayyip Erdoğan düşmanlığı temelinde bir cemaatin yanında durma hali oldu. Eminim bunlardan bazıları cemaat-hükümet kavgasında yapmış oldukları tercihin yanlış olduğunu şimdi görüp, çünkü yanlış derken şunu söylüyorum, bunların büyük bir kısmını tercihini böyle ilkelerle falan yaptığını sanmıyorum. Tamamen kişisel hesaplarla, çıkar hesaplarıyla yaptıklarını düşünüyorum. Ya, kazanan tarafa oynadıkları düşüncesiyle cemaate gitmiş çok sayıda insan var ve cemaatin kaybeden taraf olduğunu görünce şimdi herhalde kavurlarından ne yapacaklarını bilemiyorlardır. Bu önemli bir nokta. Son darbe meselesiyle beraber zaten iyice tutunacak dallarını da kaldığını sanmıyorum. Tabii ki hala darbeyi aslında cemaatin yapmadığı, darbe aslında bir tiyatro vesaire gibi tevillere, kompletörlerine başvurmaya çalışanlar oluyor ama büyük ölçüde yanlış yerde durduklarını görebiliyorlar. Tabii 15 Temmuz öncesinde şöyle de bir husus vardı. Cemaatin yanında durmanın demokrasi, temel hak ve özgürlükler vesaireyle açıklanabilir bir yanı var gibiydi. Neydi? Cemaatin şirketlerine kayyum atanıyor, işte cemaatten insanlar gözaltına alınıyor vesaire. Bunları temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti üzerinden bunları eleştirmenin belli bir anlamı, meşruiyeti vardı. Ama şimdi işin içerisine darbe girince cemaatin tutacak hiçbir yeri kalmadı. Hala tutunmaya çalışanlar var. İşlerinin çok kötü olduğunu, işleri çok kötü ama daha beter olsunlar demekten başka diyecek bir şey bulamıyorum. Toparlayacak olursak, cemaate değişik dönemlerde insanlar, değişik kesimlerden insanlar destek verdiler. Bu desteklerin bazılarını, başlıklar halinde bazıları tekrar olacak ama yurt dışındaki okulların birer cazibe merkezi olması, yurt içindeki okulların da bir cazibe merkezi olması, yani cemaat okullarından, dershanelerinden yetişenler iyi üniversite kazanıyor, okullarından mezun olanlar çok parlak öğrenci oluyor gibi bir efsaneyle beraber cemaate yönelik ilgi okullar üzerinden çok artmıştı. Medyasının gücü vardı. Bürokraside yükselme imkanı bugün cemaatçi bilinen bir takım polis şefleri, yargı mensupları ve hatta askerlerin bir kısmının çekirdekten cemaatçi olmadığı ama sonradan bir şekilde cemaate dair olup yükseldiklerini görüyoruz. Bir diğer husus mahalle baskısı, bunu hiç yabana atmamak lazım. Profesör Binnaz Toprak'ın Açık Toplum Enstitüsü için zamanında yaptığı mahalle baskısı araştırmasında çok ilginç bir şekilde aramamalarına rağmen Anadolu'da karşılarına Fethullah Gülen cemaatinin nasıl Anadolu'da bir baskı uyguladığı gerçeği çıkmıştı. Ve bunun üzerine hiç hesapta yokken rapora bir bölüm olarak bunu koymuşlardı. Ve bu kıyameti kopardı. Cemaat vakfı üzerinden vesaire üzerinden Binnaz Toprak ve Açık Toplum Vakfı'na karşı acayip bir karalama kampanyası yürüttüler. Bayağı da başarılı oldular. Ama şimdi görülüyor ki cemaatin özellikle Anadolu'da o network içerisinde kendinden olmayan kesimlere yönelik çok ciddi bir baskısı var. İçeride ve dışarıda ekonomik imtiyaz kazanma imkanı. Cemaat devlet içerisinde yükselen, bürokraside yükselen bir güç olduğu için ve Türkiye'de de ekonomiyle ekonomik hayatla devlet çok iç içe olduğu için cemaatle iyi geçinmek ekonomi için, ekonomi yani iş adamları vesaire için çok önemli bir şeydi. Kötü geçinmek de başına bela almak anlamına gelebiliyordu. 15 Temmuz'dan sonra maliyeden atılan diyelim artık, el çektirilen insan sayısının ne kadar kalabalık olduğunu, büyük olduğunu görürseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dışarıda da özellikle okullar üzerinden dünyanın dört bir tarafına cemaat bir tür
iletişim imkanı sağlıyordu ve birçok insan için özellikle ihracat yapma anlamında cemaatin ilişkileri bayağı bir kolaylaştırıcı olabiliyordu. Bir diğer husus, başına bir şey gelir korkusu. Tabii ki cemaat insanlara kötülük yapan bir yapı. Hanefi Avcı'nın başına gelenler, Ahmet Şık'ın, Nedim Şener'in başına gelenler, Ergenekon Balyoz davasındaki yargılananların başına gelenler, casusluk davasında yargılananların başına gelenler bunun göstergesi. Cemaatle iyi geçinmemeniz, hele karşı durmanız halinde çok büyük riskler sizi bekliyor. Bir diğer husus, bu çok söylenmiyor ama cemaatin özellikle özel hayat takibi konusunda çok yıllardır çalışma yaptığını, o dinlemelerden biliyoruz. Bir takım davalar da açıldı ve burada elde ettiği bir takım bilgileri insanları kendi yanına çekmek ya da en azından nötralize etmek için kullandığını da biliyoruz. Bir diğer husus, bu daha stratejik bir husus. Dünyada bir Suudi Arabistan'ın ve İran'ın devlet eliyle yaptıkları bir nüfuz çalışması var. Yani bu çok büyük paraları dünyanın dört tarafına, özellikle İslam dünyasına kendi etkilerini arttırmak için paralar akıtıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu pek yapamıyor. Yapmıyor çünkü yapamıyor. Neyi pazarlayacağını bilmiyor her şeyden önce. Bu anlamda Fethullah Gülen cemaatinin küresel bir hareket olması devlet katında, ordu hariç diyelim, devlet katında genellikle neden olmasın? Bunlar da zaten bizim önemli bir boşluğumuzu dolduruyor. Suudi Arabistan ve İran'ı böyle dengeleyebiliriz duygusu da oldu. Son olarak şunu söyleyeyim. Birçok kişi, değişik zamanlarda Fethullah Gülen cemaatiyle ilişki kuran birçok kişi, çevre, parti, kuruluş neyse artık, sandılar ki kendileri Fethullah Gülen ve cemaatini kullanabilirler. Ama sonuçta dönüp baktığımız zaman hiçbir şekilde kullanamadıklarını, sonuçta kendilerini kullanılmış olduklarını herhalde net bir şekilde görüyorlardır. Fethullah Gülen başından itibaren, yani 1970 başlarından itibaren belli bir kendisine saptadığı bir stratejiyle yoluna devam ediyor ve bu arada birçok kişiyi, kurumu, çevreyi, kullanabildiği kadar kişi ve kurumu ve çevreyi kullanıyor, kullandı. Genellikle hani kullanıp atmıyor. Genellikle insanlar, kullanılan insanlar bir yerden sonra başlarının başka türlü belaya girebileceğini düşünüp yollarını ayırıyorlar. Ama eğer bir kullanma ilişkisi olmuşsa bu her zaman için cemaat burada aktif olmuştur. Onun dışında nasıl olsa bunlar bu işlerden anlamaz. Daha kim ki bunlar falan deyip cemaatle bir takım alver ilişkisine girmiş olanların çok azalıp çok şey vermiş olduklarını ben kişisel olarak gözlemlediğimi düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bunu burada noktalıyoruz, bu yayın dizisini. Haftaya bu olaylar sürecektir. Haftaya başka türlü Gülen cemaati üzerinde yayınları ve darbeyle ilgili yayınları ve Türkiye'de bundan sonra ne olabileceği üzerine, ne oldu ve ne olabileceği üzerine yayınlarla devam etmek üzere. Son bir not, bugün saat 18'de yani 6'da Ömer Taşpınar ve Gönül Tol'la Transatlantik'te 15 Temmuz darbe girişiminin Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl okunduğunu, nasıl karşılandığını konuşacağız. Teşekkürler, iyi günler.